Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. Günaydın sevgili izleyenler, mutlu sabahlar. Takvim yaprakları 28 Mayıs'ı saatler 8.30'u gösterirken bu sabahta Ekran Gazetesi ile karşınızdayız. Yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Haftanın ikinci gününden evlerinize, iş yerlerinize konuk oluyoruz efendim. Bugün neler yapıp neler konuşacağız, şöyle bir yayın akışına göz atalım. Ben bir yandan paylaşımlarımı da gerçekleştiriyorum. Sizler de bu süreçte mesajlarınıza destek verebilirsiniz bize. Ordu Altaş TV Facebook sayfamızdan bizlere yazabilirsiniz diyelim. Şimdi peki neler konuşacağız, neler yapacağız? İlk etapta yerel gazete turumuza başlayacağız. Ordu'nun gazetelerine şöyle bir göz atacağız. Manşetlerde hangi haberler var, detaylarda neler var? Bunların her birini değerlendireceğiz. Ardından ulusal gazete turumuza geçeceğiz. Ulusal gazetelerde de hem ülke gündemine hem dünya gündemine şöyle birlikte göz atacağız efendim. Ardından haber merkezinden Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Ordu gündemini konuşup değerlendirmeye, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberlere göz atmaya devam edeceğiz. Konuk bölümümüzde ise bugün Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle özellikle hac mevsimini konuşacağız. Özellikle kafileler uğurlandı ordudan, bunları değerlendireceğiz. Hacı adaylarının orada ibadetlerini gerçekleştirirken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Dönüşte nasıl bir insan olması gerekiyor? Bunları değerlendireceğiz. Kurban Bayramı elbette konuşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Kurban ibadeti nasıl gerçekleştirilmeli? Özellikle Kurban Bayramı'nda paylaşmanın önemine çok vurgu yapılıyor. Paylaşmanın önemini bir de kendisinden dinleyeceğiz diyelim efendim. Yayın akışımız bu şekilde olacak. Tabii gündemlere geçmeden önce, yerel gazetelere geçmeden önce kameraman arkadaşlarımızın çekmiş olduğu görüntülerden bir tanesine göz atalım. Bu kez görüntü kameraman Zekeriya Bal'dan. Kendisine öncelikle teşekkür ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda yağmurlu Ordu sabahı bizleri karşılıyor. Ordu Lisesi'nin hemen önünden bir fotoğraf, video. Tayfun Gürsoy Parkı'nın olmuş olduğu bir nokta. Bir yandan trafik akışı oldukça hızlı bir şekilde seyrediyor. Bir yandan vatandaşlar, tabii okulların da burada yoğunlukta olması, öğrencilerin de fazlalıklı olmasını yine gerektiriyor. Öğrencileri görebiliyoruz, vatandaşları görebiliyoruz. Kimisi şemsiyeli, kimisi şemsiyesiz yürümeye devam ediyor. Yerlere baktığımızda geceden kalan bir ıslaklık var. Özellikle böyle ben mesela işe gelirken de fark ettim, böyle hafif hafif çiseliyordu da yağmur. Tabii dikkatli olmakta fayda var. Şemsiyemizi bu süreçte yanımızdan eksik etmeyeceğiz. İnce giyinmemeye de dikkat edeceğiz. Şöyle bir gökyüzüne baktığımızda görüyorsunuz full bulutlu. Ama bugün ve yarın şöyle bir tabloya bakalım. İlerleyen saatlerde tablo değişecek mi? Yarın hava nasıl seyredecek? Önce hava durumuna bir göz atalım istiyorum. Ordu'nun iki günlük hava tahmini ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Altınordu, salı kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış 20, çarşamba kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış 21 derece. Ünye ve Fas'ta salı gök gürültülü sağanak yağış 24, çarşamba gök gürültülü sağanak yağış 25 derece. Gölköy ve Mesudiye salı gök gürültülü sağanak yağış 16, çarşamba gök gürültülü sağanak yağış 18 derece. Akkuş ve Aybastı, salı gök gürültülü sağanak yağış 16, çarşamba gök gürültülü sağanak yağış 17 derece. Kabadüs, salı gök gürültülü sağanak yağış 16, çarşamba gök gürültülü sağanak yağış 18 derece. Çambaşı Yaylası, salı gök gürültülü sağanak yağış 15, çarşamba gök gürültülü sağanak yağış 14 derece.
Evet, hava durumunu izledik sevgili izleyenler. Özellikle bugün ve yarın Ordu'da hava bu şekilde seyredecek. Parçalı bulutlu olmayacak maalesef ki, yağışlar seyredecek. Hatta gök gürültülü sağanak yağışlar yine bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Son iki gün içerisinde böyle bir hava Ordu genelinde hakim olacak. Merkez kesimi, yüksek kesimler fark etmeksizin tüm Ordu'da etkili olacağını söylemek mümkün. Hava durumuna da göz attıktan sonra şöyle bir yerel gazete turumuza başlayalım istiyorum sizlerle birlikte. Önce manşetlere göz atalım. Manşetlerde hangi haberler yer almış? Şöyle birlikte bir bakalım, inceleyelim. Ordu Afiş gazetesine baktığımızda kurbanlık seçerken bu kriterlere dikkat başlığı yer alıyor. Kurbanlık seçimleri başladı artık. Vatandaşlar Kurban Bayramı'na sayılı bir süre kala kurbanlıklarını seçmeye başladı. Peki nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Konuyla ilgili haber Ordu Afiş gazetesinin manşetinde. Ordu yoruma baktığımızda ise Ordu Millet Bahçesi tasarrufa takılmadı başlığı yer alıyor. TOKİ tarafından bir açıklama gerçekleştirildi. Özellikle kamuda tasarruf tedbirlerinin alınmış olduğu bu günlerde acaba millet bahçeleri, yapımı devam eden millet bahçelerinin tasarrufa takılıp takılmayacağı merak ediliyordu. Konuyla ilgili açıklama TOKİ'den geldi. Konuyla ilgili haber de Ordu Yorum gazetesinin manşetinde. Ünye kente baktığımızda fakülteye 5. bölüm ifadesi yer alıyor. Özellikle eğitim alanında yatırımlar devam ediyor. Onlardan bir tanesi de Ünye Kent Gazetesi'nin manşetinde yer aldı diyelim. Şimdi yorumlar da gelmiş aslında. Yorumları da okuyup ardından öyle devam edelim istiyorum. İlk haberimizle başlayacağız gündemimizi değerlendirmeye. İsmet Özer yazmış, mutlu sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz, günaydın öncelikle İsmet Bey. Güzel bir gün olsun, güzel haberleri alacağımız bir gün olsun temennisiyle. Mehmet Akgür yazmış, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar annem baban demiş. Teşekkür ediyorum, günaydın, sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Gümüşhane'nin Köse ilçesine anneme ve babama. Şimdi ilk gazetemizle ve ilk haberimizle gündemimize başlayalım, kurbanlık seçiminden. Kurbanlık seçerken bu kriterlere dikkat. Ordu Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Resul Demir, bayram yaklaştı, kurbanlık hayvan seçerken hayvanın kayıtlı olmasına, uzuvlarının tam olduğuna, ağız, burun ve gözlerinde sakıntı olmamasına, duruşuna ve tüylerinin parlak olmasına dikkat edin. Bu kriterler çok önemli dedi. Şöyle bir haberimizin detayına bakacak olursak. Kurban Bayramı'nın bu yıl 16 Haziran Pazar günü başlayacak olmasıyla birlikte vatandaşlar kurbanlık hayvan seçmeye başladı. Bu kapsamda yetkililer dini ritüellere uygun kurbanlık hayvan seçiminin önemini vurguluyor. Kurbanlık hayvan seçimi dini vecibelerin doğru yerine getirilmesi için büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Uzmanlar kurbanlık hayvanın sağlıklı olmasının yanı sıra belirli kriterlere uygun olmasının da önemine dikkat çekiyor Emrah Gemicioğlu'nun haberi. 16 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününü kutlayacağız efendim. Tabii Kurban Bayramı demek kurban ibadetinin gerçekleştirilecek olması demek. Gücü yetenler kurbanlarını kesecekler ama kesmeden önce tabii ki kurbanlık seçimi çok önemli. Hayvanın hastalıklı olmaması, bunun yanı sıra da belli baş hastalıkları taşımıyor olması, yani bunların her biri önemli kriterlerden bir tanesi. Hatırlayacak olursanız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yapmış olduğu açıklamayla birlikte Tarım Cebimde uygulamasının önemine dikkat çekmişti kurbanlık seçiminde. Kurbanların küpesini okutarak oradaki QR kodu ya da işte numarasını yazdığınızda Tarım Cebimde uygulamasıyla hayvanın yaşı, cinsi, bunun yanı sıra aşıları tam mı, hastalıklı mı, ki şap hastalığı vardı geçtiğimiz yıllarda, bunu da gördük. Şap aşılama dönemleri oldu, karantinaya giren bölgeler oldu. Bu yüzden oldukça önem arz ediyor. Eğer bazı durumlarda böyle bir tedirginlik yaşıyorsanız Tarım Cebimde uygulamasıyla birlikte de yine bunun önüne geçebilirsiniz. Kurbanlık seçimiyle ilgili haberimiz de bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki gündemle devam edelim haberlerimize. Erdoğan Erişen Genel Başkan Yardımcısı seçildi. Gazeteciler, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun Kütahya'da yapılan 4. olağan genel kurul toplantısında Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen yeniden genel başkan yardımcılığına seçildi. Başkanımız Erişen'e öncelikle teşekkür ediyoruz bu zamana kadar gazeteciler adına yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla, aynı zamanda da yine devam ettirdiği, güven tazelediği,
görevinde de başarılar diliyoruz. İnşallah nice başarılarını görmek bizlere nasip olur diyelim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim. Sokak hayvanları, sokak canlarına bakacağız. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışma. Altınordu'da can dostlar unutulmuyor. Altınordu Belediyesi şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor. Her ne kadar şu anda gündemde yeni yasa tasarısı olsa da bir yandan belediyeler, yerel yönetimler bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Önemli çalışmalardan bir tanesi hayvanların barınmanın yanı sıra açlığının giderilmesi. Onlara mama dağıtımı gerçekleştiriliyor Altınordu Belediyesi tarafından. Başkan Ulaş Şepe'nin talimatlarıyla birlikte özellikle can dostlar unutulmadan bu soğuk günlerde, yağışlı günlerde onların yemek bulması, barınması çok daha zor oluyor. Bu sebeple mama dağıtımları gerçekleştirildi. Tabii Altınordu Belediyesi tarafından mama odakları kurulmuştu şehrin muhtelif noktalarına. Bu noktalarda da yine hayvanlar için, sokak canlarımız için dağıtımlar devam ediyor. Ancak ben... her zaman dediğim gibi bugün de yine söyleyeceğim. Yerel yönetimler evet yapıyorlar ama bizler de lütfen hem soğuk günlerde hem sıcak günlerde onlar soğuk günlerde mamaya, sıcak günlerde suya ihtiyaç duyuyorlar. Lütfen kedi, köpek, kuş her biri için kapılarımızın önüne, bahçelerimizin önüne, müsait noktalara bir kap su, bir kap mama koymayı ihmal etmeyelim. Onlar için şöyle bir avuç mama koyun. Belki yine ekmek vardır elinizde, onlardan koyabilirsiniz. Ne varsa elinizde onları koymaya özen gösterin. Onların aç kalmasına müsaade etmeyelim. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Bizler de onlara bakmakla yükümlüyüz bir yerde. Onlardan da sorumluyuz, o canlardan da sorumluyuz. O yüzden lütfen bu bilinçle hareket edelim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Melet'te 3. etap çalışmaları başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in 2019 yılında göreve gelir gelmez orduya yakışır bir görünüme kavuşturmak adına başlattığı Büyük Melet Projesi kapsamında değişim ve dönüşüm devam ediyor. 1. ve 2. etabı tamamlanarak halkın kullanımına açılan alanda 3. etap için çalışmalar başladı. 3. etabın tamamlanması halinde neler olacak burada? Bir yandan kent mobilyaları bu noktada olacak. Bununla ilgili çalışmalar var. Vatandaşların keyifle oturabileceği, piknik yapabileceği belki de o Melet'in birkaç yıl önceki halini hatırlıyorsunuzdur. Resmen atıl haldeydi. O güzelim Melet maalesef ki o pislik içerisinde duruyordu. Vatandaşlar yanına bile yaklaşmıyordu kokudan. Ama yapılan çalışmalarla birlikte Büyükşehir Belediyesi burada önce temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Sonra da peyzaj çalışmaları gibi pek çok konuda da çalışmalar yaptı. 1. ve 2. etabı tamamlandı. Şimdi 3. etap tamamlanacak ve kent mobilyaları da 3. etapla birlikte hayata geçirilecek Melet projesinde diyelim. Tabii geçirildikten sonra da vatandaşların hizmetine açılacak efendim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Bir ünite kan bağışına 10 fidan kampanyası Faslı Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen bir kan 10 fidan kampanyası vatandaşlar tarafından çok büyük ilgi gördü. Kampanya 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda gerçekleşti. Faslı'dan, Faslı Kızılay Şubesi'nden bir kampanya geldi. Bir ünite kan bağışında bulunan 10 tane fidan hediye kampanyası gerçekleştirildi ve ciddi manada yaz aylarına girdiğimiz kan stoklarının yeniden kritik seviyelere ulaşabileceğini düşündüğümüz süreçlerde böyle kampanyalarla kan stokları artırılmaya devam ediyor. Tabii böyle kampanyalara gerek olmadan vatandaşlarımız lütfen buna öncelik verip kan bağışında bulunsunlar. Erkeklerde 3 ay üzerine, kadınlarda 4 ayda bir kan bağışında bulunabiliyor. Deplasman bağışı da yapabiliyorsunuz ancak şu anda stokların yeterli seviyede kalabilmesi, yaz aylarında ordunun nüfusu, İşte gurbetçilerle birlikte artıyor haliyle kan ihtiyacı çoğalabiliyor yapılan ameliyatlar çalışmalarla birlikte. O yüzden lütfen kritik seviyeye düşmeden önce önlemlerimizi alalım. Herkese böyle kampanyalar olmadan da kan bağışında bulunmaya davet edelim. Ordu'da merkezde Ceren Özdemir Meydanı'nda kan alma birimi var. Buraya gittiğinizde zaten yetkililer oldukça da yardımcı da oluyorlar. Lütfen gidip kan bağışında bulunun bir ünitedir diyelim.
Bir yorum gelmiş, ardından da yine başka bir haberle devam edelim gündemimize. Recep Yılmaz yazmış, selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Recep Bey'e, günaydın diyelim. İnşallah güzel bir gün olsun, güzel haberleri sizlere iletelim diyelim. Şimdi bir sonraki haberle devam ediyoruz gündemimize. Ordu Yorum Gazetesi ile geliyoruz. Ordu Millet Bahçesi tasarrufa takılmadı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde Millet Bahçesi projesi kapsamında yıkılan 19 Eylül Stadyumu'nda çalışmalar durma noktasına gelirken tasarruf tedbirleri kapsamında çalışmaların duracağı iddia edilmişti. Şöyle bir haberimizin detayına bakacak olursak. Çalışmalar durmuştu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise tasarruf tedbirleri kapsamında fiziki ilerlemesi %75'in üzerinde olan yatırım projelerine öncelik vereceklerini açıklamış ve bunun üzerine zemin çalışması bitmeyen Ordu Millet Bahçesi projesinde de çalışmaların duracağı ifade edilmişti. TOKİ'den açıklama geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Millet Bahçelerine ilişkin açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Açıklamada açıklanan tasarruf tedbirleri kapsamındaki hususları dikkate alarak 2053 net sıfır emisyon hedefi kapsamında yapımı devam eden Millet Bahçesi projelerimizi tamamlayacağız denildi. Özellikle 1-2 yıl önce Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar başlamıştı. Son olarak da 19 Eylül Stadyumu yıkılmış ve yerinde inşa çalışmaları başlamıştı. Belli bir süreç içerisinde durma noktasına gelmişti. Özellikle bu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirlerinin ardından acaba Millet Bahçesi projesi de tasarruf tedbirine mi takılacak? Yapımı devam etmeyecek mi diye de soru işaretleri oluşmuştu. Bu konuyla ilgili açıklamada TOKİ'den geldi. TOKİ özellikle bununla ilgili yapmış olduğu açıklamada 2053 projesi kapsamında, emisyon sıfır atık projesi kapsamında millet bahçelerinin yapımına başlanan millet bahçelerinin bu süreçte tasarruf tedbirlerine takılmayacağını, özellikle yapımı devam edenlerin tamamlanacağını sözlerine ekledi. Peki ne zaman olacak derseniz millet bahçesi ne zaman bitecek? Onunla ilgili net bir tarih yok ama en azından tasarruf tedbirlerini bu 3 yıl içerisinde takılmayacağını biliyoruz artık. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Ordu mutsuzluk sıralamasında 9. sırada. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan yaşam memnuniyet araştırmasının 2024 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Ordu 9. Ben özellikle kendi memleketime de baktım. 10. sırada da Gümüşhane var. Ordu'yla birbirini izlemişti Gümüşhane'de. Mutsuzluk sıralamasında maalesef ki ilk 10'a hem iki memleketteki şehrimiz de girdi. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Sosyoekonomik sebepleri, bunun yanı sıra işte yaşamış olduğumuz, atlatmış olduğumuz badireler, belki dünyanın şu anda geçmiş olduğu olaylar, bunların her biri insanların mutsuzluğuna etki eden olaylardı. O sebeple aslında çok da görmüyorum bu sırayı. Çünkü vatandaşlar kendini memnun etmek için farklı şeyler, farklı arayışlar içerisinde ancak baktığımızda gündemimize de ekonomiyi gündemimizden çıkaramıyoruz. Mutluluğumuza odaklanacak bir süreç, aslında bir imkan tanınmıyor şu anda bize. O sebeple aslında bu sırada oldukça normal diyebiliriz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Fas'ta kahverengi kokarca kabusu. Ordu'da son yıllarda artan kahverengi kokarca istilası fındık üreticilerini endişelendiriyor. Fındık meyvelerini delerek beslenen bu zararlı böcek meyvelerin çürümesine ve kalitesinin düşmesine neden oluyor. Geçtiğimiz yılda Fas'ta büyük bir korku yaratmıştı ve ciddi zararlar vermişti. Bu yılda yine Fas'ta aynı korku, aynı zararlar söz konusu. Bir yandan vatandaşlar burada ilaçlama çalışmaları yaparken, ki şu an yağmur yağıyor, o yüzden bir durma noktasına geldi ilaçlama çalışmaları. Tekrardan güneş açtığı sürece de çalışmalar devam edecek. Ancak yağışlı havalarda zaten kimyasal mücadeleyi yapmak mümkün değil. Ancak onun yanı sıra yağış olmadığı durumlarda zaten üreticiler başlamışlardı ilaçlı mücadelesine. Bir de Haziran ayı içerisinde samuray arısının doğaya salınması bekleniyor. Bir yandan da biyolojik mücadele de böylelikle gerçekleştirilmiş olacak Ordu'da. En önemlisi Fas'ta başlayacak. Ünye, Perşembe, Çatalpınar, Çamaş, Altınordu'da da devam edecek bu çalışmalar diyebiliriz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize.
Ünye Kent gazetesiyle devam ediyoruz. Fakülteye 5. bölüm başlığı yer alıyor. Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Gürol Özcüre 4 bölümle devam eden fakülteye 5. bölümün kazandırıldığını açıkladı. İşletme, iktisat, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile siyaset bilimi ve kamu bölümleri olmak üzere 4 bölümü olan fakülteye yönetim bilişim sistemleri bölümü YÖK tarafından onaylandı. Özcüre, öğrenci kapasitesiyle Ordu Üniversitesi'nin en kalabalık fakülteleri arasında yer alan Ünye'de eğitim öğrenimini tamamlayan öğrencilere gelecek hayatlarında başarılar diledi. Fakülte içerisinde 5. bölümde YÖK tarafından onaylandı. Artık bu yıl itibariyle öğrenci alımına başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde akademik dönemde 2024-2025 akademik dönemde öğrenci alımına başlayacaktır diye düşünüyorum. YÖK tarafından onaylandığı için gecikme olmayacaktır. Bu yıl içerisinde hizmete alınacaktır fakültedeki 5. bölüm. Tekrar şöyle bir üstünden geçelim. Yönetim bilişim sistemleri olacak 5. bölümde. Bu bölümü de tercih edebilecek öğrenciler de bu süreç içerisinde. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. TMO fındık fiyatını en az 160 lira olarak açıklamalı. Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin yurt fındık fiyatında yaşanan düşüşe tepki göstererek fındık fiyatı en az 160 TL olmalı dedi. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi bu yılda piyasayı regüle etmek adına olacak. Yine fındık fiyatı açıklanacak. Belki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki yıllarda olduğu gibi belki bu yılda yine hasat sezonu yaklaşmadan önce Ordu'da yapacağı mitingle birlikte belki de açıklamayı gerçekleştirecek ya da bir önceki yıl yaptığı gibi de televizyon ekranından açıklayacaktır. Ancak açıklanacak olan fiyatla ilgili talepler devam ediyor. Bu kez talep Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. Enginyurt özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyatının 160 lira olarak açıklanması gerektiğini söyledi. Bu taban fiyatın olması demek yeni sezonda serbest piyasada fiyatların çok daha yüksek seyretmesi anlamına geliyor. Tabii geçtiğimiz yıllarda farklı fiyatlarla da karşılaşmadık mı? Maalesef karşılaştık ama en azından belki bir adım olur diyelim. Şimdi bir yorum da gelmiş, ardından haberlerle devam edeceğiz. Seyhun Duran yazmış, selamlar, hayırlı yayınlar diliyorum Büşra'nın. Programınız güzel ve kaliteli, sunum başarılar diliyorum. Tüm ekibe selamlar olsun, saygılar demiş Seyhun Bey'e de teşekkür ediyoruz. Günaydın diyelim ve haberle devam edelim gündemimize. Ünye Festivali kültürel ağırlıklı olacak. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle bu yıl 24. Ünye Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali'ne ulusal sanatçıların getirilmeyeceği, kültürel ve sportif faaliyetlerin yer alacağı bir festival olarak düzenleneceği açıklandı. Tavlı festival için ilçedeki STK'larla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda festivalin yeri değiştirilerek Cumhuriyet Meydanı yerine Ünye İskelesi yanındaki kumsal alındı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle bu yıl Ünye Festivali'ne ulusal sanatçıların getirilmemesi kararlaştırılırken sahilde ambarla Atatürk Parkı arasında oluşturulacak localarda sadece yöresel ve el emeği ürünlerin sergi ve satışının yapılması kararlaştırıldı. Kültürel ve sportif faaliyetlerin ağırlıkta olacağı festivalde kum voleybolu, yağlı güreşler, at yarışları gibi birçok sportif etkinlik ve bazı mahallelerde çocuk oyunları ve tiyatro gösterileri düzenlenecek. Bu yıl 24.sü düzenlenecek ve özellikle Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve beraberindeki heyet birlikte aldılar bu kararı, toplantı yaptılar. Ve Gazze'deki bu katliamlar sebebiyle, bu soykırım sebebiyle çok festival havasında olmayacağı, yöresel lezzetlerin, el sanatlarının satışa sunulacağı, işte görücüye çıkacağı bir festival olacağı söylendi. Bir yandan çocuklar için tabii tiyatro gösterileri vesaire olacak. Aynı zamanda Cumhuriyet Meydanı'ndan da iskeleye taşındı diyebiliriz. Şimdi bir haber daha var. O haberi de ekranlarınıza getirdikten sonra reklamlara gidelim. Perşembenin ardından Korgan'da yıkım. Ordu Valiliği tarafından Aybastı'nın Perşembe Yaylası'nda yapılan
Çevrili alanların yıkımlarının ardından şimdi Korgan Yaylası'nda yıkımlar başladı. Vatandaşlar kendi alanlarını belirlemek için çitler, belki dönem dönem kendi yöntemleriyle alanlarını çeviriyorlardı. Özellikle Perşembe Yaylası'nda doğaya zarar vermemek ve vatandaşların hizmetine sunmak adına kaymakamlık tarafından kaldırılmıştı bu çevrili alanlar. Aynısı Korgan Yaylası'nda da gerçekleştirilecek. Vatandaşların bir an önce ekipler gelip kaldırmadan önce kaldırmasını bizler de temenni ediyoruz diyelim. Şimdi yerel gazete turumuzu böylelikle tamamladık. Bir sonraki bölümde ulusal gazetelerle karşınızda olacağız. Kısa bir reklam arası diyelim. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde yerel gazete turumuzu gerçekleştirmiştik. Şimdi ulusal gazetelerle karşınızda olacağız. Önce şöyle bir manşetlere göz atalım efendim. Manşetlerde hangi haberler yer almış? Yeni Şafak gazetesine baktığımızda 27 Mayıs'lara izin vermedik başlığı yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması Yeni Şafak gazetesinin manşetinde. Akşam gazetesine baktığımızda ise sivil anayasa milli ödev başlığı yer alıyor. Özellikle yeni anayasayla ilgili çalışmalar devam ederken konuyla ilgili açıklaması Akşam gazetesinin manşetinde. Türkiye gazetesine baktığımızda ise 7 gece tatil 1 milyon başlığı yer alıyor. Özellikle tatil bölgelerinde şu anda fiyatlar afaki derecede arttı. Konuyla ilgili haber de Türkiye gazetesinin manşetinde yer aldı. Şimdi Yeni Şafak gazetesiyle ve ilk haberimizle gündemimize başlayalım. En çok darbe girişimine maruz kalan hükümetiz, 27 Mayıs'lara izin vermedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Anayasa Sempozyumuna katıldı. 27 Mayıs planının AK Parti'nin iktidar olduğu 22 yıllık sürede defalarca sahnelenmek istendiğini belirten Erdoğan, Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz ama biz sapasağlam durduk dedi. Şöyle bir detaylara bakalım, başlık başlık inceleyelim sizlerle birlikte haberimizi. Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Erdoğan şu mesajları verdi. Üzerinden değil 64 sene, asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Sokakları karıştırarak darbeye zemin hazırlayanları, kıyma yaptılar diyerek ahlaksızca üniversite öğrencilerini kışkırtanları, kalemlerinden kan damlayan sözde hukukçuları unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Darbeler dönemi kapanmıştır başlığı yer alıyor. Şu gerçeği bugün bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Bu ülkede artık darbeler ve muhtıralar dönemi kapanmıştır. Bu ülkede suyu bulandırıp bulanık suda demokrasiyi avlama dönemleri artık geride kalmıştır. Fezlekeler, iddianameler, tetikçiler ve terör örgütleri üzerinden siyaset mühendisliği yapıldığı günler sona ermiştir. Bir yandan diğer bir başlığa baktığımızda bir sivil anayasa çağrısı da oldu. Onunla ilgili detayı da buluşturalım. Yeni anayasa milli bir ödev başlığıyla karşımızda. Erdoğan Türkiye'nin çerçevesini çizdi, mevcut anayasayla yola devam edemeyeceğini, siyaset müessesesinin yeni anayasa yapmasının milli bir ödev olduğunu söyledi. Bu zamana kadar yapılan, gerçekleştirilen darbelerden bahsetti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve darbe yapanları, darbecileri asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz ifadesini kullandı. Bir yandan da AK Parti'nin hükümette olduğu 22 yıllık süreci değerlendiren Erdoğan, aynı zamanda en çok darbe girişimlerine maalesef ki maruz kaldıklarından bahsetti ama sapasağlam çıktıklarını söyledi. En gerisindekine baktığımızda 15 Temmuz'a baktığımızda bir darbe girişimi vatandaşların, Türk milletinin yine püskürtmesiyle başarılamamıştı, gerçekleşememişti. Bunun ardından da yine bir yandan yeni anayasayla ilgili, sivil anayasayla ilgili çağrılar da devam ediyor. Özellikle darbe girişiminin yıl dönümünde bununla ilgili çağrılarda bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yapmış olduğu açıklamada özellikle şu anda kullanılan anayasanın bir sivil anayasa olmadığını, bir darbe anayasasının olduğunu altını çizdi ve sivil anayasaya ihtiyaç vardır dedi. Biliyorsunuz ki bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'tu parti ziyaretlerini gerçekleştiriyor. İlk ziyaretini hatta bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmıştı. Ardından da Saadet Partisi, bunun yanı sıra DEM Parti,
grubu bulunan, meclise grubu bulunan tüm partileri ziyaret etti bir bir. Bu konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Aynı zamanda parti yetkililerden de görüşler aldı. Bir sivil anayasa çalışması var ve yeni anayasa milli bir ödevdir başlığını kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyelim. Şimdi bir yorum da gelmiş. Yorum okuduktan sonra bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Dursun Korkmaz yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolaylıklar Büşra Hemşerim. Gürgentepe Muratçık'tan tüm Altaş çalışanlarına kolaylıklar ve selamlar, sağlık, saatler demiş. Teşekkür ediyoruz Dursun Bey'e. Öncelikle günaydın diyelim. Güzel temennileriniz için teşekkür ediyoruz. Aynı güzel temennilerle sağlık, saat sizlerle birlikte olsun. Gürgentepe'ye, Muratçık'a da selam ve sevgilerimizi iletelim. Şimdi haberle devam edelim. Maalesef ki haberlerimizde Gazze'yi görebiliyoruz. Şöyle bir detayına bakalım. Biliyorsunuz Refah'ta çadır kentte bombalama yapmıştı İsrail. Detayına şöyle bir bakalım. Katliamı şenlik diyerek kutladılar. İsrail'in önceki akşam Refah'ta çadır kentte yaptığı ve 43 kişinin hayatını kaybettiği katliamın görüntüleri dünyayı dehşete düşürdü. Alevler çadırları sararken ölenler de adeta kömürleşmişti. Bazı İsrailliler ise vahşeti şenlik olarak niteleyip birbirlerini kutladı. Haberimizin detayına bakacak olursak, gazeteci Hinom Magal kampı saran alevlerin görüntülerini yılın en büyük şenlik ateşi notuyla paylaştı. Telegram kanallarında ise bu çok yanmış, başkasını getirin, şenlik ateşi yanıyor şeklinde birçok yazışma vardı. Aynı gece farklı saldırılarda 160 Filistinli katledildi. Çadır kentte onlarca kişi hayatını kaybederken çadır ve barakalar kül oldu. Görebiliyorsunuz da zaten bir yandan o bombardımanın ardından küle dönüşmüş çadır kentler ve vatandaşlar belki de orada yakınlarını şu anda arıyorlar. Böyle bir durum söz konusu, fotoğraftan da anlaşılacağı üzere. Yine bu katliamla ilgili de devamında haberlerimiz var. Onları da sizlerle buluşturalım, birlikte değerlendirelim istiyorum. Çivisi çıktı. Yaşanan birçok şiddet olayında karşımıza çıkan beyzbol sopaları artık e-ticaret sitelerinde çivi çakılarak güçlendirilmiş şekilde satışa sunuluyor. Bu sopaların ağır demirli olanı bile var. Görüntüler oldukça ürkütücü efendim. Gelmiş olduğumuz nokta, vicdanımızın gelmiş olduğu nokta aslında karşımızda. Son yıllarda şiddete meyilli bir toplum haline geldik. Bunun ekonomik sebepleri, sosyokültürel sebepleri elbette ki var. Yaşanmış olayların etkisi var ama bu hale gelmeli miydik ya da bu hale gelmemek için neler yapabilirdik? Konuyla ilgili haberde çivisi çıktı başlığıyla karşımızda. Beyzbol sopalarının, hani bu insanların trafikte birbirine vurmaya çalıştığı beyzbol sopaları var ya, artık çivili bir şekilde, bakın ekranda da görüyorsunuz. Aynı zamanda demir hali de var bu beyzbol sopalarının, daha ağırlaştırılmış bir haliyle. Nereye gidiyor dünya diye insan sormadan da edemiyor gerçekten. Çivisi çıkmış dünyanın, nasıl düzeleceğiyle ilgili gerçekten hiçbir fikrim yok. Neler yapılabilir? Eğitimden mi başlanmalı, ekonomiden mi başlanmalı, aileden mi başlanmalı bilmiyorum ama bir yozlaşma söz konusu gerçekten. Baktığımızda özellikle pandemi dönemiyle başlayan insanların bireyselleşmesi, hatta bencilleşmeye başlaması sebebiyle, tahammülsüzleşmeye başlamamız sebebiyle de bunlar da işte getirileri oldu. Çivisi çıktı dünyanın diyebiliriz. Yıllardır diyorduk ama bu kez gerçekten çıktı galiba. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Gazze ile devam ediyoruz. Avrupa susturdu, Türkiye de konuştu. Gazze'de şahit olduğu savaş suçlarını anlatmasın diye Fransa ve Almanya'ya alınmayan Rektör Gassan Ebu Sitte YÖK'ün davetiyle Türkiye'de konuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki soykırım soruşturmasına tanık olarak ifade veren Ebu Sitte'nin Ankara'da anlattıkları da Lahey'e taşınacak. Adalet Divanı'nda Lahey'e de taşınacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de tanık olarak ifade verdi Ebu Sitte, Rektör Ebu Sitte. Özellikle Avrupa'nın susturmuş olduğu işte bu üniversiteler, öğrenciler, tanık olan, tarihe tanıklık olan, tanıklık eden, bu soykırımlara tanıklık eden herkesi susturmaya çalışan Avrupa ve bir yandan da Türkiye'nin kucak açmasıyla birlikte
vatandaşların, rektörlerin, öğrencilerin, akademisyenlerin rahatlıkla kendilerini ifade etmesi ve tanık olduklarını anlatması önemli. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde özellikle Netanyahu'nun tutuklanma talebi devam ederken belki de bu tanıklık, bu şahitlik bu süreci daha da hızlandıracak. En azından soykırımın bitmesinde de önemli bir rol oynayacak diyelim efendim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Kirli oyunlarını bozuyoruz başlığı yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaretinde konuştu. Ülkücülükten geçinenlerin kirli oyunlarını bozuyoruz. İtibar cellatlığına soyunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini ve bilgi ve belgelerini mahkemeye sunmalarını istiyoruz. Bu konuda başvuruyu en kısa sürede yapacağız dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin açıklamaları bu yöndeydi. Özellikle ülkücülükten geçinenleri gündemine aldı ve bu kirli oyunlara müsaade etmeyeceklerinin de altını çizdi diyelim. Bilal Aydınhan yazmış yorum olarak, günaydın İstanbul Ümraniye'den demiş. Günaydın diyelim bizler de Bilal Bey'e ve İstanbul'a, Ümraniye'ye sesimizin ulaştığı her bir noktaya sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Şimdi Fransa'ya şöyle bir göz atalım sizlerle birlikte. Fransa'da neler oluyor? Daha doğrusu Fransa'nın sömürge yapmaya çalıştığı ülkelerde, yerlerde neler oluyor? Şöyle bir detayına bakalım. Fransa elini ülkemizden çeksin. Yeni Kaledonya'da kanaklar 180 yıldır ülkelerini sömüren Fransa'ya karşı isyan bayrağını açtı. Anayasa reformunu protesto eden kanaklar Fransa'nın ülkelerinden ayrılmasını istiyor. Bir yandan İsrail'i konuşurken Fransa'yı da konuşmadan olmaz. Özellikle Yeni Kaledonya'da bir sömürge sistemi kurmaya çalışıyor. Özellikle vatandaşları buradan çekmeye, 180 yıldır zaten sömürüyordu, hala da sömürmeye devam ediyor. Anayasa reformunu bu kez Kaledonlar bu konuda yaptıkları çalışmalarla birlikte isyan ederek de aslında Fransa'nın kendi topraklarından çıkmasını talep etti, istedi. Bu konuyla ilgili ayaklanmalar da var. Fransa elini üzerimizden çeksin başlığıyla da karşımızda. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Galatasaray 24. kez şampiyon oldu ama bir astrolog Meral Güven bir açıklama yapmıştı şampiyonluktan önce. Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon olacak. Bu sene Türkiye Kupası'nı ise Beşiktaş alacak demişti. 12.08.2023 tarihinde. Şampiyonluk kehaneti başına iş açtı. Neden? Sosyal medyada verdiği cevaplar dolayısıyla. Şöyle bir detayına bakalım. Son dakikaya kadar Fenerbahçe şampiyon olacak diyen astrolog Meral Güven'e tepki yağdı. Tepkilere küfürlü cevap verince kim ve düşmanlığa tarihten gözaltına alındı. 6 suç kaydı ortaya çıktı. Neler var neler demek işte diyelim efendim. Şampiyonluk kehanetinde bulunmuştu. Özellikle Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylemişti. Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından tabii vatandaşlar sosyal medya üzerinden kendisine yüklenince o da cevapları küfürlü bir şekilde vermeyi tercih etti. Haliyle bu da yargı sürecine taşındı ve yargı sürecinde de baktığımızda 6 tane suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Astrolog Meral Güven'in konuyla ilgili haber de bu şekildeydi diyelim efendim. Şimdi bir sonraki haberle de devam edelim gündemimize. Bir yorum daha gelmiş Bilal Aydınhan'dan. Onu da sizlerle buluşturalım. LGS sınavına girecek olan öğrencilerimize başarılar dilerim. Evet, artık sınav dönemine girdik. LGS, KPSS, pek çok sınav var yaz boyu önümüzde. Bütün sınavlara girecek öğrencilerimize başarılar dileyelim. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Şimdi devam edelim haberimizde. Bir ceset, 4 konteyner. İstanbul'da öldürülen 79 yaşındaki Niyaz Salih'in ceset parçaları 4 ayrı çöp konteynerinde bulundu. Pendik'te plastik toplayan bir kadının ihbarı üzerine olay yerine giden polis 4 ayrı konteynerde toplam 16 ceset parçası buldu. Kafa derisi yüzülen kişinin Niyaz Salih olduğu öğrenildi. Parçalar adli tıpa gönderildi. Polis katil zanlılarını arıyor. 79 yaşındaki Niyaz Salih hayatını bu şekilde kaybetti. 4 konteynerde 16 ceset parçası bulundu kendisine ait.
Evet, konuyla ilgili yargıya taşındı. Araştırmalar, soruşturmalar devam ediyor. Katil zanlıları aranıyor. Kim neden işledi bu cinayeti? Neden konteynere parçalar halinde atıldı? Bu araştırılacak. 79 yaşındaki birinden ne istenir? Bununla ilgili detaylar da netleştikçe yine Ekran Gazetesi'nde Ulusal Gazete Turumuzda sizlerle değerlendireceğiz. Ancak şu anda bir soruşturma kapsamında olduğunu söyleyelim olayın. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Kurbanda acele etmeyin. Uzmanlar bayram öncesi vatandaşları uyardı. Piyasada yeteri kadar kurbanlık var. Hayvan yok algısına itibar etmeyin. Az önce yerel gazete turumuzda da okumuştuk ya konuyla ilgili bir haberi. Kurbanlıkla ilgili nelere dikkat edilmeli diye. Bununla ilgili bir de Ulusal Gazete Turumuzda da uzmanlardan bir uyarı var. Özellikle kurban seçiminde acele etmeyin. İşte şimdi hep algı var ya, her bayramda yaşıyoruz bunu. Az bir süre kala işte bütün kurbanlıklar satıldı, hayvan yok. İşte o yüzden belki de hayvanın en cılızına, en zayıfına kalacağız gibi bir algı oluyor. Her bayramda yaşadığımız korkular bunlar. Vatandaşlardan duyduğumuz şeyler. Bu konuyla ilgili uzmanlar açıklama yaptı. Özellikle piyasada dolaşan hayvan yok cümlesine itibar etmeyin denildi. Acele de edilmesin. Kurbanlık seçerken de dikkat edilmesi gerekenlere yerel gazete turumuzda da sizlerle buluşturduk. İşte küpesine, aşısına, tarım cebimde uygulamasıyla hayvanın yaşına, aşılarına, bütün her bir bilgisine ulaşabileceğinizi de söyledik. Eğer böyle bir durum varsa kurban almaya gittiğinizde telefonunuza, uygulamalardan, mağazanızdan tarım cebimde uygulamasını indirin ve bilgileri girerek de hayvanın bütün bilgileriyle ilgili de bilgileri alabilirsiniz bu uygulamadan diyelim efendim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. İknur düştü mü atıldı mı? Niğde'de bir eğlence merkezinde çalışan İknur Özarslan otelin 5. katından düşerek öldü. Özarslan'ın düşmeden önce arkadaşı Merve A ile odada tartışma yaşadığı iddia edildi. Ve gözaltına alınan arkadaş Merve A adli kontrolle serbest bırakıldı. Son yıllarda otellerden, plazalardan düşen kadınlar, genç kızlarımız ve bunların failleri kim acaba? Bu kez de İknur düştü mü acaba, düşürüldü mü, atıldı mı? Bununla ilgili de yargı süreci devam ediyor. Kadın katliamları her gün bir başkasını farklı bir noktadan duyuyoruz. Kadın cinayetine hala tam anlamıyla bir önlem alınabilmiş değil. Kadınlar en çok tanıdıkları, bir zamanlar sevdikleri insanlar erkekler tarafından katledilirken bununla ilgili bir şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ben en azından böyle istiyor, böyle umuyorum. Bizler artık kadınların, otellerin, plazaların 5. katından, 10. katından düşmesini, bıçaklanmasını, sevdiği insanlar tarafından katledilmesini istemiyoruz. Bir kadın olarak gerçekten de hem bu konuyla ilgili korkular da yaşıyorum, tereddütler yaşıyorum bazı zamanlarda. Hem de tabii ki hükümetten belli başlı beklentilerim var. Umarım ki bir an önce bununla ilgili ciddi yaptırımların uygulandığı bir süreci görebiliriz. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Bodrum Otelleri Dubai'yi solladı. 7 gece tatil 1 milyon. Yabancı için çok ucuz diye eleştirilen Türk otelleri en pahalı olmaya aday. Türkler Bodrum'un hayalini bile kuramazken yabancılar da kaçmaya başladı. Şöyle bir haberimizin detayına bakacak olursak başlık başlık ilerleyelim. Biraz daha detaylandırabilirsek arkadaşlar sevinirim haberimizi. Bu iki başlığı değerlendireceğiz. Paris'i 3'e katladık başlığı yer alıyor. Bir yandan da hüsran yaşayabiliriz. Özellikle yaz aylarına girerken yerli ve yabancı turistleri ağırlayamazsak turizm noktasında belki de istenmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunlarla ilgili aslında endişelerle ilgili bir haberin başlığı yer alıyor. Hüsran yaşayabiliriz diye. Şimdi detaya bakalım. Türkiye adım adım turizmde en pahalı ülke olmaya doğru gidiyor. Bodrum'da bir hafta oda, kahvaltı, tatil için yaklaşık 1 milyon lira isteyen oteller var. Buna karşın Dubai'nin en pahalı oteli, dünyaca ünlü 7 yıldızlı, aynı hizmet için 290 bin, Paris'te ise 366 bin lira talep ediyor başlığı yer alıyor. Bir diğer detaya bakalım. Hüsran yaşayabiliriz ifadesi yer alıyor efendim. Otel sahipleri yabancı turiste bile pahalı gelen fiyatlarını normal diyerek savunuyor. Tatil paketi satan acenteler ise 2021 yılı sonrası fiyatlar katlanarak büyüdü. Yabancı turisti de kaçırmaya başladık. Fahiş fiyatlar yüzünden iyi başlayan sezonu kötü kapatabiliriz diye uyardı.
Türkiye'de ciddi manada özellikle tatil noktasında, tatil bölgeleri noktasında bir pahalılık yaşanıyor. Neden diyecek olursanız, tabii bununla ilgili maalesef ki evet hak eden yerler var, hak etmeyen yerler var. Dönem dönem diyoruz ya işte haksız rekabet oluşturuluyor, gereksiz yere fahiş fiyatlar uygulanıyor. Belki oteller de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenmeli. Bu fiyatlara da bir çözüm bulunmalı. Ülkenin vatandaşı kendi ülkesinde, cennet vatanında neden tatil yapamıyor? Neden kredi çekerek tatil yapmak zorunda kalıyor da o krediyi de bir yılda ödemek zorunda kalıyor? Bunu düşünmemiz lazım. Kendi ülkemizde tatil yapamayacaksak nerede tatil yapacağız? Bence bu otellere de fiyatlara da tatil fiyatlarına da bir düzenleme gelmeli. Pek çok konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı önlemlerini alıyor marketlerle. Şimdi hem Kültür ve Turizm Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı bununla ilgili harekete geçip en azından fahiş fiyat uygulayan otellere bir ayar çekilebilir diye düşünüyorum ben. Bununla ilgili belki yine yaptırımlar olabilir. Marketlere olduğu gibi kapatma cezası varana kadar belki otellerde de aynı süreç uygulanabilir diyelim. Şimdi bir sonraki haberle devam edelim gündemimize. Rakamlar netleşti. Konutta yurt dışına kaçış. Türkler yurt dışında 2.8 milyar dolarlık konut satın aldı. Yabancı satışsa 3.5 milyar dolar oldu. Türklerin dışarıda konut alımı, yabancıya satışı yakında geçebilir. Kaldırılan vergiler geri gelecek. Yeni vergi paketi yolda. Ekonomiye katkısı olmayan muafiyet ve istisnalara son verilecek. Gayrimenkuller de gerçek değeri üzerinden alınıp satılacak. Türkler artık, bizler yani, konut almak için buradaki belki de yüksek fiyatlardan ve vergilerden dolayı da yurt dışına kaçmaya başladı. Artık vatandaşlar yurt dışında konut sahibi olmaya çalışıyorlar. Bunda tabii Türkiye'deki fiyatların da etkisi bir hayli fazla diyelim. Bir haberimiz daha var. O haberi de ekranlara getirdikten sonra ardından reklama gidelim. Devlet aileyi korumak için harekete geçti. Sapkınlığın temeli olan küresel cinsiyetsizleştirme taktiğine karşı strateji belgesi hazırlanacak. Sosyal ve dijital riskleri önlemek için mobil uygulama geliştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu son aile raporları bu kararların alınmasına sebep oldu. Aile raporuna baktığımızda doğum hızının düşmesi, boşanmaların artması, ailenin artık eskisi kadar değerli, kutsal bir olmadığı aslında ortaya çıkmış oldu. Türkiye'de artık değişen bir süreç var. Tabii bununla ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Gerekli önlemler alınacak. Boşanma hızlarıyla ilgili dün de okumuştuk, sizlerle buluşturmuştuk. Özellikle boşanmanın fazla yaşandığı illere gidip boşanan çiftlerle konuşulacak. Sebepler araştırılacak. Bir yandan doğum hızının düştüğü yine noktalarda da aynı şekilde benzer çalışmalar gerçekleştirilecek. Ele alınacak bu konu diyelim ve Türkiye'de aile kavramının yeniden eski değerine kavuşması için de çalışmalar gerçekleştirilecek diyelim. Evet sevgili izleyenler, bu haberimizle birlikte Ulusal Gazete turumuzu da tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Ordu gündemini konuşup değerlendireceğiz. Şimdi kısa bir reklam. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle ordu gündemini konuşup değerlendireceğiz ama bir yorum da gelmiş reklam arasında. Önce o yorumu okumak istiyorum. Bilal Bektaş yazmış, maşallah başarıların daim olsun inşallah demiş. Teşekkür ediyorum Bilal amcamıza. Sağ olsun, sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Nesrin hoş geldin yayına. Hoş bulduk. İzleyen herkese günaydınlar. Sana da kolay gelsin diyorum. Teşekkür ederim. Gündem yoğun, hareketli. Hemen gündemlere başlayalım istiyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun fındık önergesi verdi. Gündemde artık fındık var. Konuyla ilgili haber izleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, fındık verimliliğinin artırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Dünya fındık pazarında payımız %80'lerden %60'lara düşmesinin ve ihracat gelirlerimizin 2.5 milyar dolardan 1.8 milyar dolara düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi fındığımızdaki yaşanan verimsizlik, fındıktaki verimin düşmesinden kaynaklanan sorun. Milletvekili Seyit Torun, fındık üretiminin ve ticaretinin
Karadeniz sahil şeridi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu, ordu için ise hayat kaynağı özelliği taşıdığını belirtti. 2022 yılı ölçümlerine göre fındığın ana vatanı olan Doğu Karadeniz'de dönüm başına, dekar başına alınan verim 93.1 kilogram. Ama ya daha düne kadar fındık üreticisi olmayan Amerika Birleşik Devletleri'nde 285, Çin'de 195, Gürcistan'da 180 kilogram düzeyinde. Kısacası fındık üretimi olmayan ülkeler 2 katımız, 3 katımız verim alıyorlar. Onlar verimlilik ve karını artırırken maalesef bizde geriye bir gidiş var, Türkiye'de geriye bir gidiş var, rekortede düşüş var. İhracat ve verimlilikte fındıkta her sene rakamların gerilediğine dikkat çeken Torun, sektördeki sorunların çözümü adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Türkiye'de fındık verimliliğinin artırılmasına yönelik bir komisyon kurulması talebiyle araştırma önergemizi meclis başkanlığına sunduk. Konunun genel kurul gündemine acilen alınması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Sesimiz duyulana kadar, fındık üreticimizin hakkını alana kadar parlamentoda, sokakta, bahçede ve her platformda yüksek sesle haykırmaya, konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun'dan fındık önergesi geldi. Konuyla ilgili açıklamaları da yaptı. Detayı da senden dinleyelim Nesrin. Daha önce de Fındık Araştırma Komisyonu kurulması adına önerge verilmişti. Bu her yıl milletvekilleri tarafından, partiler fark etmeksizin ordunun milletvekilleri fındıkla ilgili sorunlar oldukça oluştukça mecliste bunu da dile getirmeye devam ediyorlar. Bu sefer CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun getirdi. Gerçekten fındığın artık geleceğinin tehdit altında olduğunu hepimiz farkındayız. Evet. Bence bunu anlamak için bir bilim insanı olmaya, ziraat yetkilisi olmaya ya da bir fındıkla ilgilenen üretici olmaya gerek yok. Dışarıdan bir gözle baktığınızda da fındığın geleceğinin artık tehdit altında olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Bunu tablolar da söylüyor, veriler de söylüyor. Verimlilik alanındaki rakamlar da ortaya çıkarıyor açıkçası. Şöyle ki biz fındık üretimiyle Türkiye olarak dünya listelerinde her zaman birinci sıradaydık. Bu uzun yıllardır böyle ve bunu hala korumaya başarıyoruz. Bunu korumak için de elimizden geleni yapıyoruz. Fındık denince Türkiye'de ilk akla gelen Ordu ve Giresun. Evet. Her ne kadar iki şehir arasında fındığın kalitesi tartışılsa da, fındığın rekortesi, kimin fındığı daha iyi, kimin fındık fiyatı daha yüksek tartışmaları olsa da, bizim bu tartışmaları bir kenara bırakıp konuşmamız gereken bir şey var. Fındığın geleceği nereye doğru gidiyor şeklinde konuşmamız gerekiyor. Üreticiler bunu kendi arasında konuşuyorlar açıkçası. Çünkü burada oturan herkes, orduda olan herkes, ordulu olan herkes hiçbir şey olmazsa bir çay içerken ya fındık ne olacak diyerek bir başlıyor. Zaten gerisi geliyor. Ve görünen köy kılavuz da istemiyor açıkçası. Geçtiğimiz yılları oranla özellikle 2023 fındık sezonundaki rekolte düşüşü hepimizi üzdü, üreticiyi çok üzdü. Belki fiyatları ilk başta bu olumlu olarak yansısa da fiyatlar da istediği seviyede kalamadı. Ve böyle üreticinin başına gelen aksilikler, olumsuzluklar ardı ardına gelmeye evet. başladı. Tabii ki bunun Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine iletildiğini hepimiz biliyoruz ama bizim de üretici olarak ya da bakanlık yetkililerinin, tüm yetkililerin taşın altına koyup buna bir çare bulması gerekiyor. Üretici durduk yere ben fındığın verimliliğini nasıl artırabilirim? Tabii ki bir der düşünür, bildiği yöntemler var. İşte gübresini atar, daha iyi bakar. Ama bir noktada üreticinin de eli yetmiyor ki Büşra. Yani maddi kaynaklar yeterli olmuyor. Bildiği şeyler geride geldiği için yani bizim üreticimizin yaşı zaten oldukça fazla olduğu için eski geleneklerde takıldı. Ama günümüz teknolojisi buna yeterli kalmıyor. Ya da o bilinen yöntemler günümüz teknolojisinde yararlı olmayınca da evet. fındıktan istenilen o verimi elde edemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve daha diğer ülkeler gibi ki bizim her zaman fındık konusunda bir rakibimiz var. O da İtalya biliyorsun ki İtalya fındık konusunda Türkiye'ye rakip olmak için elinden geleni yaptı ama bu konuda da başarılı olamadı. Hatırlarsın dikilen bütün fındık ağaçlarının söküldüğü haberi gelmişti bize. Evet. Demek ki o konuda başarılı olamadılar ama fındık alanındaki verimde Türkiye 93 kiloda kalmış. Amerika ise 115 kiloya kadar çıkmış. O zaman şapkayı önümüze koyup bir düşünmemiz gerekiyor. Amerika'nın yapıp bizim yapamadığımız ne var?
Yani biz listede birinci sıradaydık ama verimlilikte neden bu kadar yavaş yavaş geriye düşmeye başladık diye düşünmemiz gerekiyor. Verimlilik konusunda da şöyle çok büyük etmenler var. Bir kere hava sıcaklığı günümüzde artık ilkbahar, yaz, sonbahar, kış şeklinde ilerlemiyor. Ya bizim için bir kış var ya da yaz var ki bugün Mayıs'ın son günlerine yaklaştığımız günlerde hatırlarsın Nisan, Şubat aylarında hava sıcaklığı 27-28 dereceye kadar vardı. Evet. Biz Ordu olarak son 64 yılın en kurak ayını yaşadık. Bunu haritalarda söyledi. Ama bugün havaya bakıyoruz çok soğuk. Yani insanlar da ne yapacağını bilemiyorken bitkiler ne yapsın? Fındık da buna göre kendine bir yani bir doğma büyüme aşaması var, bir takvimi var. Tabii ki bunlar oluyor ama bu mevsimsel faktörler bir kere verimliliğin düşmesindeki en büyük etmenlerden birisi. Bunu Ziraat Odası da söylüyor. Yani buradan biliyoruz hepimiz. Daha sonrasında ne yazık ki kahverengi kokarca gibi bir istilacı türle karşılaştık. Evet. Sadece kahverengi kokarca da değil, ondan önce de vardı bizim uğraştığımız türler. Bunlar da vardı. Daha sonra bakım maliyetlerini karşılayamadığı için bazı üretici bakım yapamadı açıkçası. Yani azotlu gübresini atması gerekiyor. Şu an onu tamamlaması gerekiyor. Onu tamamlamayan üreticiler vardır eminim ki. Tamamlayamayan ama hani tamamlamayan derken yani bunu yapacak gücü elinde bulunmayan üreticiler mutlaka vardır. Böyle oldukça bir üretici yapmazsa 10 üretici yapmıyor zaten. O yapmıyor, ben niye yapayım? Ya da işte ben 4 dönümüm varsa 2 dönümünü yapabildim deyip gerisini bırakmaya çalışıyor. Elinden geleni yine yapıyor üretici ama bu konuyla ilgili gerçek bir seferberlik ve farkındalık çalışması yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ordu ve Giresun'da madem bu şekilde bir verimlilik düşüşü var, özellikle dekar başına bir düşüş varsa konuyla ilgili biz Ordu ve Giresun'da eğitim genç kuşaktan başlar. Önce okullarda bir eğitim verilebilir diye düşünüyorum açıkçası ben. Bu önergenin haricinde konuşuyorum. Bir eğitim verilebilir. Üreticiye özellikle Ordu'ya Tarım ve Orman Müdürlüğü bu konuda gerçekten çok güzel bir çalışma yürütüyor. Eğitim çalışmaları konusunda buna hiçbir lafım yok ama göze çarpan bir verimlilik düşüşü varsa bu konuyla da ilgili üreticiye neden olmasın? Üretici için bir tarım okulu açılabilir açıkçası. Orada neler yapılması gerektiği konuşulabilir gibi gibi. Bu da şimdi meclis gündemine taşındı. Ki meclis gündemine Ordu ile ilgili gerçekten önemli meclis araştırma önerge talepleri var. Geçtiğimiz günlerde de Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili de konuyla arıcılıkla ilgili konuştu. O da arıcıların sorunlarını gündeme getirmişti. Evet. Bizim için zaten değişmeyen çok önemli iki önemli tarım var. Yani tarım alanı var. Biri fındık. O hiçbir zaman değişmeyecektir. Bizim için hayat kaynağı demek. Burada her şeyini fındığa göre ayarlarsın. Hayatın tamamen buna göre şekillenir. Artık ikinci bir ek gelir sağlasa da üretici kendine, yani ikinci bir ek gelirle uğraşsa da neticesinde fındık her zaman onun için en başta geliyor. Diğeri de arıcılık ve bal, bununla alakalı. İki önemli alanla ilgili de şu an mecliste bir araştırma komisyonu kurulması talebinde bulunuldu. Bunun etkisini ya da cevap gelip gelmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre kaldı fındık hasat sezonuna. Ve 2 ay dediğimiz süre çok çabuk geçiyor. Yani geçtiğimiz günlerde daha Haziran, yani yılbaşına yeni girmiştik. Şimdi 6 ay aradan geçmiş. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. O yüzden eğer bu araştırma komisyonları kurulursa eminim. Çünkü meclisten gelecek bir destek. Orada oluşturulacak bir komisyon. Bunu en ince ayrıntısına kadar araştıracaktır. Hatırlarsın balıkçılık ürünleri komisyonu vardı. Su ürünleri komisyonu. Ordu'da da incelemelerde bulunmuşlardı. Amaçları giderek azalan bu balık ürünlerini, giderek kaybolan balık türlerinin sebeplerini araştırmaktı. Ve balıkçılıktan gelir sağlayan illerde bunun hepsini de araştırdılar. Komisyon bununla ilgili bir rapor sundu. Neler yapılması gerektiğini aşama aşama bir yön belirledi. Bu fındıkla da ilgili böyle olursa çok da güzel bir karar olur diye düşünüyorum. Geç kalınmış bir karar mı onu bilemiyorum ama artık yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü üretici artık kendi başına mücadele edecek bir durumda değil. Dediğimiz gibi artık onların bildiği şeyler eskide kaldığı için günümüze uyarlanamıyorlar ne yazık ki. Genç üreticimiz olmadığı için ne yazık ki yapılan o yöntemler günümüz teknolojisinde işe yaramıyor. Öyle olunca da gitgide fındığın geleceği tehlikeye giriyor açıkçası. Evet. Umarım ki kurulur da hem üretici de bu vesileyle birlikte bir destek de almış olur hükümet bazında da.
Bir yorum gelmiş. Yorumdan sonra da yine gündemle devam edelim istiyorum. Ekrem Kemeç yazmış. Günaydın, hayırlı sabahlar Büşra Hanım. Sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum. Altaş TV'ye selamlar. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Ekrem Bey günaydın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aynı güzel temennilerle diyelim ve devam edelim. Aslında hem ulusal hem yerel gazete turumuzda sizlerle birlikte konuşmuştuk kurbanlık seçimiyle ilgili. Şimdi kurbanlıklarda son durum nedir? Şöyle bir göz atalım. Besicilerden dinleyelim. Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlıklara da ilgi arttı. Bizim de yoğunluğumuz başladı, evet. Kurban Bayramı yaklaştığı için bizim kapımızı çok çalan var. Bayağı bir yoğunluğumuz var. Biz de onları memnun etmeye çalışıyoruz. Geçen seneki verdiğimiz doktorlarımızı, öğretmenlerimizi aynı şekilde güzel hayvanlarımızı yetiştirdik. Onları bu sene yine onların hizmetini sunacağız. Özellikle bu Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen vatandaşlar büyükbaş yerine küçükbaş kurbanlıklara yöneldi. Küçükbaş kurbandaysa fiyatlar şu şekilde. Fiyatlarımız da her bütçeye uygun hayvanlarımız bulunmaktadır. 10 ile 15 arasında bizim hayvanlarımızın miktarı. Mesela şu anda 20 kiloluk bir hayvanımız gelse 12 bin liradan veriyoruz. Kilosu 600'e tekabül ediyor. O şekilde veriyoruz. Kurban alacakların dikkat etmesi gereken püf noktaları ise besici Doğan Yüksel anlattı. Hayvanın genç olup olmasına bakmaları lazım. Hayvan gençse eti güzel olabilir. Güzel olur yani. Dişlerini kontrol etmeleri lazım. Dişleri tamsa hayvanlarımızın gençtir. Ama diş atığı deriz. Dişleri eksikse yaşlı hayvan olur. Bunun da eti kötü olur. Koku yapar. Güvendiği kişilerden almaları lazım. Aracıdan değil de mesela bu kişi, yani güven çok önemli. Güvendiği insandan almalı. Güvendiği insan o güzel, o insana güzel hayvan verir yani. Ona dikkat etmeleri lazım. Gelip bakıp seçmeleri de önemli olan. Her şeyde olduğu gibi kurbanlıklarda da elbette fiyatların artması sebebiyle küçükbaşa ilgiler arttı. Besicimizin de açıkladığı gibi 10 ila 15 lira arasında sayı veriyor şu anda küçükbaş hayvanların, kurbanlıkların fiyatları. Bir yandan tabii kurbanlık seçerken de dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar var. Bununla ilgili de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Tarım Cebimde uygulamasıyla, evet, hayvanın yaşına, aşısına vesairesine de bakılabiliyor. Aslında önceki yıllara baktığımızda en azından güzel bu uygulama. Kurban seçerken de dikkat edilmesi gerekenler vatandaş tarafından da artık biliniyor. Sen neler söyleyeceksin bu konuyla ilgili? Teknolojinin ilerlemesi vatandaşın bilinçlenmesi açısından dediğin gibi önemli bir fayda sağladı. Sadece o uygulamayla alakalı değil. Yıllar ilerledikçe insanların yaptıkları hatalar karşısında vatandaş neyi yapmaması gerektiğini daha iyi anladı. Evet. Ya da kendisi o hatayı yapınca önceki yıllarda, geçtiğimiz çok eski yıllarda gerçekten kurbanlık seçerken kime neye güveneceğinizi bilemiyordunuz. Pazar pazar gezersiniz ki o pazarlar önümüzdeki hafta itibariyle ya da bir hafta sonrası ile itibariyle kurulmaya başlayacak her şehirde. Ve bu pazarları gezdiğiniz zaman sadece bir hayvan almıyorsunuz. Neticede onu hani kendi ibadetinizi yapabilmek için alıyorsunuz. Her şeyin ona göre uygun olması da gerekiyor ve bedava da olmadığı için, belli bir para da verdiğiniz için tüm bunlara değmesi gerekiyor da açıkçası. Besiciler de buna göre hayvanların aylar aylar öncesinden bakıyorlar, besliyorlar ki bir hayvan yetiştirebilmek, onu büyütebilmek çok zordur gerçekten. Yani her anınızın onun olması gerekiyor. Görüyoruz yaylalarda işte göç yapan o besicileri görünce gerçekten ne kadar zorlu bir iş olduğunu daha da iyi anlayabiliyoruz. Onlar da bu emeklerinin karşılığını alabilmek için belirli bedellerle, evet, belirli ücretlerle hayvanlarını pazarlara çıkarıyorlar. Çok farklı şehirlerden geliyorlar ki onların da ayrı bir mesaisi oluyor. Ama bunu yine de suistimal edip, vatandaşın iyi niyetini suistimal edip çektiği zorlukların sanki suçlusu karşısındaymış gibi davranan ne yazık ki kötü niyetli insanlar, evet, kötü emelli insanlar var ve karşımdakine ne kaptırırsam kârdır diyerekten elindeki en kötü hayvanı satmaya çalışıyor. Onu çok daha iyi bir şekilde anlatarak. Ama bunun böyle olmaması gerekiyor tabii ki. Kurbanlıklarda biz çok fazla öyle haberle karşılaşmıştık, işte dolandırılan ya da hayvanı kötü çıkan gibi yani aralarında husumet çıkan çok fazla haberle herkesle rastlaşmıştır. Ama günümüz teknolojisinde artık yetkililer de bu konuyla ilgili inanılmaz denetimler alarak bunun önüne geçmiş oldular. Artık günümüzde böyle mağduriyetlerin yaşanmaması bizi de mutlu ediyor açıkçası. Herkes için bu böyle. Tabii
artık büyük baş ve küçük baş denilince artık küçük baş daha çok talep görmeye başladı günümüz ekonomisinde. İnsanların maddi durumları, çünkü büyük baş hayvanlar sanıyorum daha fazla. Evet. Yani nereden baksak en herhalde azı 60-70'den başlıyordur diye düşünüyorum. Hatta çok daha yüksek seyrediyor diye biliyorum ben. 120 bin liraları bulan hayvanlar var. Zaten bir 6-7 ortak giriliyor ona. Yani tek başına bir insanın... Zaten maksimum 7... Evet. Hisseli olabiliyor. 7 kişi bir kurbana girebiliyor. Şimdi 7 kişiyi 120'ye böldüğümüzde yine hani iyi bir rakama çıkması gerekiyor. 20 bin liraya yakın bir rakama çıkması gerekiyor cebinizden. Ama hani o şekilde de olunca bazen ortaklar arasında husumetler oluyor. Ona da hiç insan girmek istemiyor hani o nedenle. Bu inşallah hani dediğim gibi küçük baş hayvanları olan talep tabii ki arttı. Hem cebe uygun olması hem de ibadetini yerine getirmek isteyenler için bu şekilde. Dediğimiz gibi hani güvenebildiğin besiciler varsa etrafınızda, ki orada da çok fazla var zaten bununla ilgili. Besiciler varsa vatandaşlar ondan aldığında mağduriyet yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki dediğimiz gibi büyük emeklerle yetiştiriliyorlar, büyük emeklerle pazara çıkarılıyor. Bunların hepsi bir ekonomi, bir ticaret. Bu yıllardır var olan bir şey ve yıllardır da yaptığımız bir şey. Yani 12 ayda bir bu bayramda, Kurban Bayramı'nda hem besicinin cebi dolmuş oluyor hem de biz ibadetimizi yerine getiriyoruz. Bir ekonomi, bir yani para akışı sağlanmış oluyor, ama bunun da iyi olması tabii ki herkes için önemli. Neticede Kurban Bayramı'nın amacı nedir? İhtiyacı olana dağıtıp sende olmayanı ona vererek ibadetini yerine getirmektir. Budur yani amacı. Dolabına et doldurabilmek değil. Yani evet. O yüzden bunu yerine getirmek gerekiyor. Umarım böyle bir tablo olmaz. Olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü dediğimiz gibi hem uygulama var hem de artık buna bakanlık yetkilileri de izin vermiyor. Bu bulunduğunuz ildeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de zaten gelen tüm besicilere, pazarlardaki tüm hayvanları kontrolden geçiriyorlar. Besicilere bakıyorlar. Küpeleri, yani hayvanların aşıları var mı, küpeleri var mı, ne kadar sağlık testinden geçmiş, hepsine bakılıyor zaten onların. O yüzden bu sene böyle bir şeyle karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. İnşallah sorunsuz bir Kurban Bayramı olur. İnşallah. Yine yaralanan, sakatlananlar mutlaka olacaktır. Onlar evet, bu Kurban Bayramı... Acemi kasaplar. Tabii acemi kasaplar zaten Kurban Bayramı'nın vazgeçilmez tablosu, manzarası. Biz haberciler için de mutlaka olacak dediği şey, tetikte beklediğimiz bir şeyler. Çünkü o konuda vatandaş pek akıllanmıyor. Diyorum ya, biz Türk milleti olarak bana bir şey olmaz algısı yüzünden her şeyi başımıza getirebiliyoruz. Şu biraz inat olmasa, o kadar işte kesimhaneler var, bununla ilgili yerel yönetimler zaten. Evet, profesyonel kasaplar var, yerel yönetim size yardım ediyor. Belirli saatlerde getirip kurbanınızı kesebilirsiniz mobil diyor. Mobil mezbahalar var hatta bu konuyla ama ilgili. Yine de kendini tutamıyor ve kendine güvenen acemi kasaplar nedeniyle hastanelerde dolup taşıyorlar. Büyük baş ve küçük başların kaçtıkları görüntüler yine ekranlarda zaten olacak. O kaçarlarken gerçekten yani hayvanlara da yazık. Çünkü böyle trafik akışının olduğu yere girebiliyorlar, insanlara da zarar verebiliyorlar. Hani bu hayvanlar konusunda insanların mağdur olmayacağına eminim ama kendilerini mağdur etme konusunda çok da güvenemiyorum açıkçası. O yüzden bu sene böyle bir şey yapmasınlar. Biz de bu sene böyle bir şey olmadı diyerek yeni bir bizim için yeni bir haber olsun açıkçası, ama pek o konuda güvenemiyorum ya. Evet. Bir gündemimiz daha var Nesrin, onu da değerlendirelim. Yeni bir karar var köy evlerine artık verginin gelebilmesiyle ilgili. Köy evi olanlar artık vergi ödeyecek olabilir devlete. Peki detayları neler? Şöyle bir haberimizi izleyelim. Köyde evi ve yazlığı olanlar dikkat, yeni hazırlanan vergi reformu paketiyle yüklü emlak vergisi ve tapu harcı verebilirsiniz. Önümüzdeki Haziran ayının ilk haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi düşünülen taslak düzenlemeyle emlak vergisi oranlarında ilk kez sayıya göre değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre birden fazla evi olanlar oturduğu evin vergisini her yıl normal ödemeye devam edecek. Ancak aynı kişinin ikinci ve daha fazla evi varsa bu evler için katlanarak artan emlak vergisi ödemek zorunda kalacak. Milyonlarca kişinin köylerde babadan, atadan kalma evleri tapu kaydında üzerlerinde görünüyor. Bu ev ve gayrimenkullerin büyük bölümü ise varislerin hisselerinde yer alıyor. Köy evlerinin dışında yazlık olarak kullanılan evler de tapu kayıtlarında bulunuyor. Eğer kanun taslağından geçerse köy evleriyle yazlıkların ikinci ev olarak değerlendirilmesi halinde milyonlarca ev sahibi yeni vergilerle karşılaşacak.
Öte yandan bu evlere ne kadar ilave vergi yükü getirileceği henüz netleştirilmedi. Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, vergi reformuyla konuta yatırım yapan varlıklı kesimlerin gelirindeki artışın vergilendirilmek istendiğini, bu nedenle köy evlerinin ikinci ev vergisi dışında tutulması gerektiğini belirtti. Yeni vergi reformu yolda, artık köy evlerine de vergi getirilebilir, vergiye tabi tutulabilir. Tabii özellikle Ordu'da, yaylalarda evleri olanlar, kırsallarda evleri olanları ilgilendiren bir konu. Hem çok vaktimizde kalmadı, son 2 dakikada şöyle toparlayalım da Nesrin. Ben bunun köy evlerine dahil edileceğini şöyle düşünmüyorum. Bunun, yani bu yeni vergi paketinin amacı şu: evi olup yüksek kirayı vermek isteyip, yani elindeki evin tabii ki vergisini veriyorsunuz ama boştaki evin vergisini verip onu yüksek kirayı vermek isteyenlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Şöyle ki, bizim dediğin gibi özellikle yüksek kesimlerde çok fazla köy evimiz var ve her bir Ordulunun memleketinde evi vardır mutlaka, ya babadan kalan ya aileden kalan, ama başka şehirde yaşıyor ve o ev boşta kalıyor. Şimdi o evi nasıl kiraya verecek ki hani bir şekilde vergisini ödesin? O yüzden bunun köy evlerine dahil edileceğini düşünmüyorum, ama yazlıklar yine dahil edilebilir mi? Orası ayrı bir tartışma. Ki yazlıklar daha çok kiralanabiliyor. Evet, neticesinde yazlıklar daha fazla kesime hitap edebiliyor, ama ben bir vatandaş olarak neden Gölköy'ün bir mahallesindeki evi kiralamak isteyeyim? Evet. Eğer bir memur değilsem ya da başka bir ihtiyacım yoksa, hani kiraya da çıkaramam zaten. Ev sahibi de mağdur olur. Ama Ordu'da bazı noktalar var. Aynı hani köy, ama tatil köyü gibi işte. Evet. Perşembe'nin sahil kesimi, Ünye, Fassa vesaire. Evet. Buralardaki köy evleri yazlık kapsamına girdiği için belki dahil edilebilir. Çünkü onlar buralar kiralanabilir. Evet, yani onlar da dahil edebilir. Çok tartışmalı bir paket açıkçası. Ama köy evi dediğimiz gibi kırsal kesimlerde olacaksa bunun belirli bir kritere göre bağlanması gerekiyor. Yani köy evi diyebilmek için demek ki belli bir kriterin olması gerekiyor. Belki böyle bir kanun taslağı çıkabilir. Her şey sil baştan da yapılabilir, ama dediğimiz gibi eğer böyle bir şey olursa çok fazla satışın olacağını düşünüyorum. Orada da konut satışları patlar. Evet, bakalım ne olacak tabii. Reform şu anda yolda. Evet. Henüz bir netlik kazanmadı. Netlik kazandıkça da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Nesin'e teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyenler, Nesrin'e veda ediyoruz, ancak bir sonraki bölümde Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez bizlerle birlikte olacak. Haccı konuşacağız. Özellikle hacı adayları gitti. Yeni bir kafile yine Ordu'dan gidecek mi? Kurban Bayramı'nı konuşacağız, ibadetleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın, kısa bir reklam.